Hello, elimde sütüm, hayat öyküsüm kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ameliyatımın birinci ay 10. gününde falanım. Artık saymıyorum, dediğim gibi 3. ayı bekliyorum. Vitaminlerime hala başlamadım. Böyle bir yanlış yaptım ama gidip alacağım çünkü biraz araştırma sürecim oldu. Halil hocam bana kolajen vermedi. İstersen kullan ama ben dedi önermiyorum dedi. Yani kullanmasan olur dedi daha doğrusu. Onun dışında bir şey önerdi bana. Dedi ki ayda iki kere masaja git dedi. Masaja giden hastalarımda çok iyi bir şekilde vücut şekillendirme aldım dedi. Şaşırdım. Masaja bakacağım bu arada, gideceğim. Merak ediyorum yani. Onun dışında sürekli yürüyüşe çıkmaya çalışıyorum. Gün içerisindeki adımlarımı fazlalaştırmaya çalışıyorum. Kilo vermem durdu. Ama bu benim için asla problem değil. Yani daha doğrusu tabii ki de insan biraz üzülüyor ama bugün Nida ile konuştum. Diyetisyen olan Nida ile. Diyor ki bana, Ececiğim her gün kilo verirsen yok olursun. Çok haklı. Bu yüzden yavaşlaması benim için problem değil. Hiç kilo veremediğim günler oluyor. İkinci ayımdan beri. Yürüyüşle kırabilirsin bu durumu dedi. Ama yürüyüşe başladım aslında. Su vesaire çok içmeye çalışıyorum. Onun dışında kendimi zorluyorum. Yemek yerken hani bitireyim diye zorluyorum. Atıyorum karnabahar koyuyorsam onu bitirene kadar uğraşıyorum. Yani ay doydum deyip bırakmıyorum kenara. Çünkü zaten hemen acıkıyorum. O yüzden o 2 saatte de bitse ben ona gidip gelip yiyorum. 2 saati bulmuyor tabii ki de artık. Çünkü az az yiyorum. Az az sık sık yemeye çalışıyorum. Proteinimi tutturmaya çalışıyorum. Bu arada proteini devam et diyenler çok oldu bana Instagram'dan yazıp. İçeceğimi içmiyorum. Nida bana dedi ki eğer proteini tutturamadığını hissedersen 60 gramı içeceğinden destek alabilirsin dedi. Ama tutturmaya çalışıyorum. Tutturamadığımda şu an ona dönmek istemiyorum. Çünkü sevmediğim tatlar kaldı. Belki başka şekilde protein tozu vesaire tekrar alırım, bilmiyorum. Onun dışında iyiyim gayet, şükürler olsun. Yediğimdeki hissettiğim ağrı beni tabii biraz üzüyor. Daha doğrusu baskı. Çünkü beni biraz üzüyor. Yani acı değil ama baskı. Çünkü daha fazla yemek istiyorsun. Hala o düzene alışabildiğimi söyleyemem. Bazen yanlışlıkla iki kaşık üst üste yiyip o baskıyı çok hızlı bir şekilde hissediyorum. Çok çiğnemeye alıştım açıkçası. Hatta bazen takıntı olmuş, ezerek falan, ağzımda ezerek falan yiyorum. Ete geçmedim şu anda. Ama kaçamaklar yapıyorum. Yani katı döneminin rahatlığı bu oldu. Atıyorum geçen lahmacun yendi. Ucundan böyle bir parça ısırdım. Peynire geçtim, ezine peynire. Yedim onları. Her şeyi deniyorum. Yine hala tek ürün denemeye çalışıyorum. Mesela karnabahar rahatsız etmedi atıyorum. Ertesi gün kıyma koyuyorum. Ertesi yaptığımda öyle deniyorum. Kıymalı karnabahar rahatsız etmedi. O gün atıyorum hindi salam deniyorum. O rahatsız etmezse onu da ekliyorum listeye gibi gibi. Bir kusmam vesaire Allah'ıma şükür ki olmadı. Çünkü kusmaktan korkan ve kusmayı bilmeyen biriyim. İnşallah da olmaz. Çok böyle şiştiğim bir zaman oldu. Böyle konuşurken yanlışlıkla hani fark etmeden bitirmişim tabağımı. Bitirdikten sonra çok kötü oldum. Yani gerçekten çok kötü oldum. Hatta yani gerçekten öleceğim falan sandım. Hemen reni içtim. Düzeldim. Ayağa kalktım, yürüdüm vesaire. Düzeldi. Dikkat etmeye çalışıyorum. Yani daha da dikkat etmem gerekiyor tabii ki. Nida ile sürekli iletişim halindeyiz. Soruyorum, sağ olsun cevap veriyor. Bir sıkıntı olursa söylüyor. Şimdi Activia aldım ama bu sefer kayısılı aldım. Onu yemeye çalışıyorum. Bağırsakları çalıştırsın diye. Vitaminimi de alacağım. Krem sürüyorum yara izlerime ama doktorun verdiği kreme hala başlamadım. Sarı kantoronu başlayacağım bu hafta. Onun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Bu arada bana yazdığınız mesajlar için, yorumlar için hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten tüm samimiyetimle olayları aktarmaya çalışıyorum. Bir eksiğim, yanlışım varsa hepinizden özür diliyorum. Hala ve hala yapabiliyorsanız önce diyet yapın diyorum. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın.